Sevgili dost, tufandan önce hiç kimsenin gökteki nehirlerden haberi yoktu. Hiç kimse suyun ateşe dönüşebileceğini düşünmüyordu. Ve hiç kimse Nuh'un elindeki keserin neyi biçimlendirdiğinin farkında değildi. Felaketle kurtuluşun, bahtsızlıkla mutluluğun kadim akrabalığından söz ediyorum. Önde olup olmadığını bilmeyen rakipler gibi ne yarışı bırakıyor ne de galibiyet sevincini yaşıyorlar. Tokatların üzüm salkımlarına, üzüm salkımlarının tokatlara dönüştüğü bir hayatta insanı mutlu eden şeyler aynı zamanda onun felaketinin de kaynağı olabiliyor. Sevgili dost, üzüntülerimiz, günlük hayatımızdaki ödevleri bile normal bir şekilde yapmamızı engelliyor. Kaderin ağına takılan balıklar çırpına çırpına ölüyorlar. Mutluluk bir seyahat şekli olması gerekirken bir türlü ulaşılamayan hayali istasyonlar haline geliyor. Yüzlerimiz hüznün yüzlerce elbisesinden hangisini seçeceğine bir türlü karar veremiyor. Aynı hava sıcaklığında bir gün üşürken bir başka gün terleyebiliyoruz. Bir gün kahkahalarla güldüğümüz bir espriye bir başka gün tebessüm etmekte zorlanıyoruz. Su bazen 0 derecede donmuyor, bazen kaynamıyor 100 derecede. O halde bizi mutlu kılan şey şartlardan çok ruhumuzdur. İstemekle değil, istememekle hür olan ruhumuz. Sevgili dost, hürriyet istememekse neye çağırıyor bu reklam panoları? Bizi diğer insanlardan ya da insanların daha az imkana sahip kısmından farklı kılacak bir ayrıntı nasıl oluyor da gözlerimizi ışıldatabiliyor? Pahalı paltolarla ısıtılan bedenlerimiz çıplak ruhları için nasıl bir giysi öneriyor? Sevgili dost, zift şelaleleri akan bir tabloda yıldızların yerde olmasına şaşmamalı. Şaşmamalı dans etmesine yılanların, yürümesine Hintlinin çıplak ayaklarla ateş üstünde. Ama şaşmalı camların esirlerine, şayet hürriyet istememekse. Sevgili dost, kim istemez dudak değmemiş bir pınara dayamayı ruhunu? Kim istemez meleklerle kucaklaşmayı, müjdelenmeyi cennetle? Kim istemez gökyüzünden ilahiler duymayı? Sevgili dost, mektubumu yazdığım kağıttan bir kayık yapıyor ve bırakıyorum nehre. Bebek Musa'nın sepeti kadar güvenli, Nuh'un gemisi kadar yalnız, köpüklerin içinde.